Merhaba, Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 82. programı yapıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor program. Bugünkü konumuz adım adım kültür. Konuğumuz turizmci Faruk Pekin. Hoş geldiniz hoş Faruk bulduk. Bey. Ben size turizmci dedim ama tabii yani siz... Yani şu anda yani yaşamımın ikinci dönemindeki mesleğim turizm. Evet, sizin yani sendikacılığınız var, sivil evet. Toplum örgütleriyle ilişkileriniz var. Evet. İsterseniz bir sizden dinleyelim kısaca. Buyurun. Kısa söylersem ben 47'lilerdenim. 1947 doğumluyum. İzmir Atatürk Lisesi'nden sonra İstanbul'da Robert Kolejisi Okulu'nda okudum. Kimya mühendisi olarak mezun oldum. Hiç yapmadım. Gazetecilik, sendikacılık yaptım. 2+3 yıl hapiste yattım. Yani 2 darbeden sonra hapiste yattığım anlamına geliyor bu. Daha sonra, ikinci hapisten çıktıktan sonra, 12 yıl sonrasını konuşuyorum. İşsiz kalınca rehberlik bari yapayım dedim. Bu ara bir kokar sahibi olmaya çalıştım. Derken birkaç arkadaş... Fast Travel adlı bir seyahat ajantası kurduk. 33 yıldır onu yönetiyorum. Resmen tescillendirdiğimiz adım adım İstanbul gezilerini yapıyoruz. Adım adım İstanbul gezilerinden sonra adım adım Anadolu, köşe bucak dünya gezilerine başladık. Daha sonra bunları destekleyen çok sayıda yayın yapmak durumunda kaldım. Bu mesleğimden önce yazarlığınız da var. Evet, bu mesleğimden önce iki tane kitabım vardı. Bunlardan biri İşçiler Neden ve Nasıl Sömürü adıyla çıkmıştı. 12 Eylül öncesinde en çok satan kitap oydu. Her evde çıkmış zaten polisin dediğine bakarsak. Bu turizmle beraber farklı farklı yayınlar yaptım. Televizyon programları yaptım. Hala bazı kanallarda dönen şeylerim var. Tekrarlanıyorlar. Evet, ekranlarda evet. Dönüyor. Bir de sivil toplum örgütleriyle de çalıştınız. Evet, yani şöyle ben zaten hep bir kere Robert Kolejisi Okulu'nda okurken 2 yıl Öğrenci Birliği 2. Başkanı'ydım. 68'de Öğrenci Birliği Başkanı'ydım. Robert Kolejisi Okulu'nun bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşümünü başlatan benim dönemimdir. Benim dönemimde başladı bu olay. Sonuna kadar da götürdük. Hep şunu söylerim. Eğer Robert Kolej Öğrenci Birliği zamanında böylesine bir Robert Kolej birleştirilmelidir diye bir kampanya açıp mücadelesini vermemiş olsaydı, o zaman bugün Boğaziçi Üniversitesi'nden yerde Boğaziçi konuklar olacaktı. Evet. O nedenle o mücadele oldukça önemlidir. Gerçekten özel okullar yasası kaldırıldı Anayasa Mahkemesi tarafından. 6 ay mühlet verilmişti. 6 ay sonra da yine karar alınamadı. Derken günün birinde pat diye bir kanun çıkarıldı. Bebek'te Boğaziçi Üniversitesi adlı bir üniversitenin kurulmasına. Birkaç madde sonra da şu mütevelli heyetine ait olan toprakların oraya devrini. Bir tek kuruş para ödenmeden evet. Amerikalılara ait olan kocaman bir toprak parçası olduğu gibi Boğaziçi Üniversitesi'nin oldu. Oradan başladı zaten benim bu şeyler, dernekçilik çabalarım. Evet. Daha sonra değişik kuruluşlarla devam etti. Bu arada yeni gezginlerle çok fazla yer gezerken kültür bilincine dikkate çekmek amacıyla Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı diye bir vakıf oluşturduk. Ben onun iki dönem başkanlığını yaptım. Evet. Şu anda onursal başkanıyım. Orada çok değerli projelerimiz gerçekleşti. Evet. Hep beraber bunları da yaptık. Sonra derken bir de böyle bir 2003 yılında İstanbul'a efendim UNESCO sarı kart gösterince UNESCO İstanbul Kültür Komitesi'ni kurduk. Daha doğrusu İstanbul UNESCO Kültür Mirası'nı izleme komitesini kurmuştuk. Onunla bir inanın 6-7 yıl uğraştık. Sonra derken 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesinin başından beri yer aldım. Evet. Hem yönetim kurulu üyeliği yaptım, hem yürütme kurulu üyeliği yaptım. Dolayısıyla böyle bir tarafında oldum. Evet, belki bunlara biraz daha gireriz ilerleyen dakikalarda evet. Ama isterseniz şimdi bugünkü programda dedik adım adım kültür
ismini koyduk zaten. Bu siz de bir turizmcisiniz. En azından bu kadar deneyimden sonra turizmci oldunuz. Kültür turizmini bize bir tanımlar mısınız? Çünkü şu anda sahibi olduğunuz Fest Turizm'de aslında tam da bunu gerçekleştiren çalışmalar yapıyor. Biraz bize kültür turizmini anlatır mısınız? Şöyle, ben bu çalışmalar içerisinde 2011 yılında Çözüm Kültür Turizmi adlı bir kitap yayınladım iletişim yayınlarından. Bu kitap tamamen zaten bu kapsamlıydı. Orada uzun uzun bu kültür turizmi nedir ve bunların tanımını yapmışımdır. Tabii kültür turizmi dediğimizde bu turizmin özel bir alanı gibi görülüyor. Değil aslında. Turizmin ta kendisi. Turizmin ta kendisi. Turizmin ekonomik bir faaliyet olarak zamanında Avrupa'da başlar iken bunun diğer tarafları da oldu. Örneğin çok sayıda Avrupalı güneye inerdi, kaplıcalara veya deniz kıyısına. Gerek bugünkü Bohemya'daki kaplıcalar, gerek daha doğudaki kaplıcalar, ama İtalya sahilleri, Fransa sahilleri o ara kullanılırken esas bu gezginlerin gezme olayı, bu arada fuarlar, sergiler falan vardır. 1880'lerden, 90'lardan bahsediyoruz. Daha başlarken hep bu kültür ağırlıklı olmuştur. Yani bugün Cook Seyahat Ajantası'nın işte bu Mısır programları vesaire, Büyük Dünya programları böyle oluşmuştur. Tabii kültür turizmi denince kültür devreye giriyor. Tabii kültür devreye girince kültürden kastedilen nedir gündeme gelir. Bu anlamda çok değişik şeyler yapabiliriz. Değişik. Tanımlar yapmak mümkün. Ama esas böyle baktığımızda kültür turizmi dediğimizde üç halden bahsetmemiz gerekiyor. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Evet. Dolayısıyla kültür denince sadece harabe değil. Bizim halkımızda iki tane terim vardır. Harabe derler. Doğru. Nefes harabeleri derdik biz küçükken. Çünkü anamız babamız öyle derdi. Doğru. Ya da ören diyorlar. Ören yeri. Yani böyle kültür turizmi denince ilk akla gelen şey harabe oluyor. Kalıntılar vesaire. Tamam, bu doğru. Bu doğru. Yani geçmişten bize kalan miras. Bunun bir kısmı zaten açıktaydı. Bir kısmı sonra çıkarıldı. Hala işte kazılar, yüze araştırmaları devam ediyor. Ama bir de şu anki durum var. Yani şu anki durumdan kastettiğim, demek kültür turizmi sadece geçmişle ilgilenmiyor. Aynı zamanda şu anki durumla da ilgileniyor. Şu anki durum dediğimizde kültürün her yönüyle, bunun içerisinde efendim folklor var. Yaşanılan. Tabii yaşanılan, yani yaşamın ta kendisi. Evet. Bunun içerisinde giyim kuşam var, bunun içerisinde yeme içme var, gastronomi var. Şu anda çok böyle öne çıktı bu alan. Doğru. Yeme içme kültürü, herkes şu anda birer şarap şeyi efendim böyle denetleyicisi gibi oldu vesaire. Dolayısıyla bir yansıyan günlük sanat var. İşte bienaller, efendim kuratörlükler, şunlar bunlar, hepsi bunlar devrede. Bunları da kültür turizmi dediğimizde bir yerde ayırmıyoruz. Yani benim için İstanbul pazarlarken İKSV'nin efendim bir etkinliği de bir faaliyettir. Biz yıllarca saraydan kız kaçırmayı sattık. Evet. Çünkü daha ne istiyorsun? Hem saraydan kız kaçırma, hem sarayın içinde oynanıyor bu vesaire, evet, falan. Ya da bienaller, onlar da söz konusu. Günlük yaratıcılıklar, tasarımlar, her şey. Bir de gelecek tabii. Yani fütürizm de var bunun içinde. Nasıl bakılıyor, ne olacak vesaire. Dolayısıyla kültür turizmi böylesine canlı bir olgu. Sadece geçmişte kalan taşlar, şunlar bunlar değil. Donmuş şeyler değil. Hem onlar somut var, somut olmayan da var. Evet. Hem onlar hem her şey. Tabii şimdi böyle dediğimizde, dediğiniz gibi UNESCO'nun biliyorsunuz bazı kıstasları var. Bu kıstaslara göre dünya mirası diye bir kavram çıktı, World Heritage diye. Şimdi Türkiye'de çok moda oldu bu. Her taraf aman ben de listeye girsem diye çırpınıp duruyor. Çok güzel. Bunun da nasıl olduğunu vaktim kalırsa anlatırım. Orada da benim önemli payım var. Ama maksat oraya girmek değil. Maksat o listede kalabilmek. Size diyor ki tamam ben seni bu listeye alıyorum ama sen de oradaki dünya mirasına bakmakla mükellefsin diyor. Evet. İstanbul bakmadığı için ona sarı kart gösterilmişti zamanında. Şu anda tehlike altındaki listesi var UNESCO'nun. Bazılarını oraya koydular, bakamıyor insanlar. Ama günümüzde yine öne çıkarılan başka bir konu daha var. O da intangible dedikleri, somut olmayan kültür mirası ki çok fazla destekliyorum bunu. Yani işte en sonunda bize Türkiye'nin bu ıslık olayı,
Karadeniz'deki ıslık olayı bile bu şeye girdi. O da en azından kültür turizminin alanının ne kadar derin ve ne kadar geniş olduğunu da gösteriyor. Bu da evet. Çok önemli. Evet. Hasreten bunu söylemek istiyorum. Çünkü şu anda turizm dünyasında böyle bir şey var, tuhaflık var. Ben çözüm iki nokta üst üste kültür turizmi derken şunu kastediyorum. Türkiye efendim çok imkanlı bir ülke. Üç tarafı deniz. Hele bunun bir tarafı, bir buçuk tarafı fazlasıyla avantajlı. Bu nedenle güneş, deniz, kum turizmi Türkiye'nin bayağı ciddi bir avantajı. Evet. Ama o yeterli değil. Üstelik sadece o hiçbir zaman içinde Türkiye'nin avantajına değil. Evet. Bu nedenle Türkiye'nin esas avantajlı olduğu alan seçilmeli. Ona ağırlık verilmeli. O lokomotif olmalı. Bu da kültür turizmi. Kültür turizmi, evet. Çünkü şöyle baktığımızda Türkiye kıyıları itibariyle, güneş, deniz, kum itibariyle bir Akdeniz çanağında. Ve bu Akdeniz çanağında bizim çok fazla rakibimiz var. Evet. Kıyılarımıza bayılıyoruz. Eşsiz değiliz yani bu konuda. Eşsiz değiliz. Evet. Yani birebir olmasa bile her tarafta bazı güzellikler var. İspanya'da var, Fransa'da var, İtalya'da var, Hırvatistan kıyıları. Yani onlar var. Efendim işte Fas'ta, Tunus'ta falan filan. Ama bizim gibisi yok. Böyle o kadar değil. O kadar değil. Üstelik tamam şu anda çok güzel otellerimiz var. 5 yıldızı, 4 yıldızı harika. Muhteşem güzel mutfağımız var. Bütün bunlar iyi. Ama siz böyle bir benzeri şeyler olan bir çanakta her zaman çok üstün fiyatlarla efendim ortaya çıkamazsınız. Çünkü ekonomide bazı yasalar vardır. Arz talep dediğimiz olay her tarafa kayabilir. Sizin elinizde mukayeseli üstünlük kuramına göre ekonomideki üstün bazı şeyler olmalı. İşte bunlar da bal gibi kültür turizminin ürünleridir. Evet. Yani efendim peki bizdekiler diğerlerinde yok mu? Olabilir. Ama her şeyde yok işte. Yani şundan bahsediyoruz. İşte en son bir Göbekli Tepe'ki UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Göbekli Tepe'nin 11 bin yıllık bir tarihi, işte ilk tapınak oluyor üzerinden yapılan konuşmalar falan filan, Türkiye'nin zenginliğini gözler önüne seriyor. Yani 11 bin yıllık bir kültürden bahsediyoruz. Tamam, bazı yerlerde mağara şeyleri var, resimleri var, kabartmaları var, 25 bin yıllıktan bunlar bahsediyoruz. Ama Anadolu'nun vazgeçilemez bir somut durumu var. O da kıtalar arasında olması, yol geçenin olması, dolayısıyla çok sayıda insan burada yaşamış, geriye çok önemli kanıtlar bırakmış ve bunlar işte Türkiye'yi biricik kılıyor. Yani Roma'da tamam ama sonuçta bir monokültüre doğru gidebiliyoruz. Roma artı Rönesans. Peki başka? Şimdi böyle sormak gerekiyor. Evet. Bazı yerlerde olandan bizde fazlasıyla var. Yani Roma diyoruz ama Roma'da olmayan bazı şeyler Türkiye'de. Bir Afrodisyas'ın efendim şeyi, hipodromu yok. Roma'da evet. Yok şu anda. Ortada. Yani bunun gibi bazı büyük değerlerimiz var. Tamam. Bizde de var. Karayın Mağarası. 100 bin yıldan konuşuyoruz. Yeter ki siz bunları birer turistik ürün olarak sunmayı bilebilirsiniz. Evet. Şimdi bu vazgeçilmezlikle alakalı olarak aslında siz bir son dönemde bir kitabınız çıktı ve o İstanbul'la ilgili. Evet. Aslında bu programın da odağına biraz onu alalım istedik. Arkadaşlar belki onun görselini de gösterirler. Ben de şöyle göstereyim. İstanbul Şehrin Sırları adı altında. İsterseniz biraz bu kitaptan bahsedelim. Hatta bu kitabın ben ön sözünü bir okudum. Bu ön sözünde ilginç noktalara değiniyorsunuz. Ben onlardan biriyle isterseniz ondan bahsederek size sözü vereyim. Diyorsunuz ki İstanbul'da sergilenen yalnızca ulusal değil, yaşayan evrensel bir kültür mirasıdır diyorsunuz. Yani sadece ulusal değil, buraya ait değil, evrenseldir. Yani dünyaya aittir diyorsunuz. Buradan isterseniz bu kitaba biraz girelim. Şöyle aslında bu benim ikinci bir İstanbul kitabımdır. Ben Robert Collier Yüksek Okulu'nda okurken orada benim ilginç hocalarım vardı. Bize Humanities diye bir ders okuturlardı. Uygarlıklar tarihi gibi bir şey. Orada Sumner Boyd diye bir hocamız vardı. Sonra bir John Finley diye bir fizik hocamız vardı. Bunlar o zamanlar böyle hepsi bunların birer İstanbul aşığıydı. Onlarla beraber böyle İstanbul'da gezilere çıktım ben. Bunlardan biri Godfrey Goodwin'dir. Daha sonra Osmanlı Mimarlığı adlı bir kitap yazdı. Ön sözünde de bana teşekkür var.
Demek ben onda bir şeyler yapmışım bu zamanlar, güzel, belli. Evet. Bir cami planları çizdiğimi falan hatırlıyorum. Derken bu Sumner Boyd ile John Firley Strolling Through Istanbul diye bir kitap yazdılar. Bu kitap ilk baskısını 1972'de yaptı. O sırada ben hapisteydim. Adım adım İstanbul diye çevirebiliriz. Bu kitap hep bizim gezilerimiz sırasında oluşan bir kitaptı. Bendeki böyle İstanbul sevgisi işte onlarla beraber başladı. Yıllar sonra tekrar böyle bir şeyi nasıl yazarım diye çok düşünmüşümdür. Biz bu adım adım İstanbul gezilerine başladığımızda o zaman ortada bir İstanbul kitabı yoktu bu hocalarınkinin dışında. Evet. Ekrem Koçu'nun bazı şeyleri vardı, kitapları vardı. Yarım kalan bir İslam ansiklopedisi vardı falan. Epey bir zaman sonra İstanbul kitapları çıkmaya başladı. Bu arada Tarih Vakfı'nın 8 ciltlik muazzam bir İslam ansiklopedisi devreye girdi. Ben de orada 7 makale yazdım. Daha önemlisi o ansiklopedinin tanıtımı için yapılan 3 broşürden ikisini yazmıştım. Epey bir boşluk kapattı bu yayın. Ama hala böyle yayınlar devam ediyordu. Şu anda İstanbul üzerinde çok fazla kitap var. Bütün bunları bilerekten bu kitabı niye hala zorladım onu söyleyeyim. O kitaplardan biraz daha farklı olmasını istedim. İşte bu hem yerel hem efendim bir uluslararası boyutu olduğunu anlatmaya çalıştım. Ayrıca İstanbul çok özel bir yer. Yani yaşayanlar ne kadar bunun farkında bilemiyorum ama yani şimdi orada ki bu kitapta İstanbul'un coğrafyasına Biricik diye bakıyorum. Efendim hem tarihi Biricik hem coğrafyası Biricik. Çünkü zaten bu tarih o coğrafya üzerine geliyor. Ve coğrafya üzerine gelirken de ki orada tabii iki tane su yolu, birisi Boğaziçi, diğeri Haliç, iki tane su yolu bu şeye hayatiyet kadar. Konstantinopolis Roma'ya yeni bir başkent ararken onu göya Troya'ya götürürler, beğenmez. Evet, Çanakkale de bir boğazdır ama oranın Halici yoktur. Evet. İstanbul'da böyle bir doğal limanı böyle yok. Bir, tabii böyle bir üstünlüğü var, evet. İstanbul'un. Şimdi yani tabii Haliç belki de İstanbul'daki yerleşim ilk başladığı yerlerden biri. Ve öyle bir şey oluyor ki sonuçta burada öyle bir yaşam çerçevesi kuruluyor ki yıllar içerisinde hakikaten bambaşka bir olay. Yani bakın şu İstanbul'un mutfağını sayalım diye bir şey saymaya kalkıyorsunuz. Akıl almaz bir coğrafya zenginliği. Yani bir yanda Arnavut ciğeri, öbür tarafta Halep tatlısı. Efendim bir yerde işte Tatar böreği, öbür tarafta bilmem ne. Şimdi böyle bir tabii bu sadece Osmanlı'dan gelen bir olay değil. Roma döneminde de yani Büyük Konstantin döneminde de bu mutfak böyleydi. Sonra Bizans döneminde de yani Doğu Roma döneminde de yine böyleydi. Osmanlı'nın devraldı falan. Ya bütün bunlar tabii o Akdeniz'deki efendim bir varlık olma. Bir tarafında Akdeniz, öbür tarafında Orta Doğu, efendim Kafkaslar ve şeyi Asya'ya olan bir bağlantı İran üzerinden. Tabii büyük bir coğrafyanın bir parçası bu. İstanbul'u böyle unik kılıyor, biricik kılıyor. Evet. Bu demin bahsettiğiniz yemek isimlerinden başka mekan isimleriyle ilgili de ilginç bir şeyiniz var, saptamanız var. Çünkü çok dinli, çok kültürlü, dolayısıyla kültürlü çok bir topluluk var. Mesela bazı mekan isimlerini veriyorsunuz. Hakikaten bunun farkında mıyız acaba? Mesela Manastır Mescidi, Vefa Kilise Camii, Küçük Ayasofya Camii vesaire gidiyor. Yani, bunlar yani birbirine girmiş oturmuş isimlerle, tabii, mekan tabii isimlerinde bunlar bile. Bunlar tabii hep oturmuş şeyler. Yani bu öylesine bir kültür. Yani şimdi üstelik Batı Anadolu derken karşı tarafta çok fazla bir şey yok henüz. Batı Anadolu ve Girit, milattan 3000'lerden bahsediyoruz. Ve derken bakıyorsunuz dünyanın ilk materyalistleri Batı Anadolu'da ortaya çıkıyor. Kimse Miletos'u hafife almasın, öyle karşıdaki şeyinde bir parçası da saymasın. Çünkü bu Miletos'lulardır ta Karadeniz'e gidip çok sayıda koloni kuranlar. İşte bundan sonra zaten onlar yavaş yavaş Karadeniz'e çıkmaya başladıktan sonra Karadeniz'in adı değişir. Karadeniz'in ilk adı Düşman Deniz'dir. Çünkü her çıkan tekneyi vuruyormuş. Dalgalar çok güçlü. Teknoloji ilerliyor. O dalgalara dayanan efendim gemiler yapılmaya başlanınca kıyı kıyı bunlar koloni kurmaya başlıyorlar. Denizin adı değişiyor. Dost Deniz oluyor. Şimdi bunlar da tabii hep önemli. Tabii Dost Deniz olunca birisi vergi alacak geçen mallardan. Sarayburnu öyle başlıyor falan. Yoksa aşağıdan gelen kolonistler, Megara kentinden gelen kolonistler kurdu falan filan. Neyse ki hep İstanbul'un kuruluşu M.Ö. 658'e
660'a tarihlenirdi. Allah'tan yeni kapı kazıları oldu da, o yeni kapı kazılarında ortaya bir şeyler çıktı da, oradan birdenbire kentin tarihimizi 8000 yıl öncesine koymaya başladık. Olan da bu. O yeni kapı kazıları bu nedenle çok çok önemlidir. Orada bizim eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'le de bir müdahalemiz oldu. Çünkü yeni kapı kazıları sırasında metro inşaatı, metro inşaatı, Marmara inşaatı, evet, Marmara inşaatında oraya bir kepçe girecekti. Ama kepçe girmesin diye Vatan Gazetesi'nin, o zamanki Vatan Gazetesi'nde bir yayın yapıldı Allah'tan. Kaldı her şöyle ve işte kepçesiz bir şey. Biz zaten 90-100 metreydi topu topu. Onlar yeniden böyle ellerle kazılırken hem o meşhur ayak izleri çıktı, o iskeletler çıktı falan filan. Kentin tarihi böylece anlamlı olmaya başladı. Ama bir şey daha çıktı orada. Bir baktılar ki deniz seviyesi 9 metre aşağıda. Çünkü biz hala Boğaziçi'nin, Haliç'in oluşumu konusunda bile çok net bilgilere sahip değiliz. Evet. Bakın bir kazı bunlara yol açtı. Belki o Marmara'ya başka eleştirilerim var ama bu açıdan doğacıyız. Bambaşka bir şey. Demek ki İstanbul'u kazmaya gittiğinizde daha böyle çok çıkacak. Gidin bakın hipodroma, yani Sultanahmet Meydanı'na. Orada 3 tane aynı eksenin üzerinde anıt vardır. Bakın şöyle, hep onlar aşağıda. Aşağıda, evet. 2,5 metre aşağıda. O zamanki zemin o. Demek ki sonra oraları yükselmiş. O nedenle efendim kaçak otel inşaatı falan filan biraz şey kazıyorlar, toprak. Efendim ya sanlı çıkıyor ya başka heykel çıkıyor falan. İstanbul tabii böylesine bir yer. Yani bunun sonu bucağı yok. Üstelik de sadece Osmanlı ile övünemeyiz, sadece Bizans'la övünemeyiz. Daha öncesi, en eskileri böylesine bir yer. Ve İstanbul'u nerede yaşadığını bilmiyor. İstanbul Yedi Tepesi denir. Bu Yedi Tepe Çamlıca falan sanılır. Ama işte hep böyle bir şey. Ne yazık ki şu anda koruyamıyoruz. Bunu da bu sizin lazım. Adım adım İstanbul, daha doğrusu adım adım kültür ya da adım adım köşe bucak İstanbul gezilerinizle alakalı. Şimdi bir şeyiniz daha var, bu son söylediğinizden yola çıkarak. Diyorsunuz ki İstanbulluya baktığı halde göremediği ya da bir alt sokakta bilmediği nice tarihi çağdaş eseri tanıttık diyorsunuz. Yani bu önemli, yani yaşadığımız yerin bir arka sokağında ya da sürekli bu baktığımız şey. Tabii çok şey, önemli bu yani. Evet, bu çok ilginç. Önemli. Çünkü biz açıkçası ne yaptık bu adım adım geziler ile? Biz İstanbullulara İstanbul'a bakmasını efendim algılatmaya çalıştık. Öğretmek falan değil. Bazı yerlerde kaybolun diyorsunuz. Tabii yani gibi. önemli olan böyle hurra günlük efendim hızlık içerisinde dikkat etmeden geçtiğimiz yerlere bakmaya çalışın dedik. Yani işte her gün Kemeraltı'ndan geçilip Karaköy'e varılıyor. Aa, orada 2-3 tane kilisenin dış günü var. İçine girince bunlar tabii çıkmış oluyor. Bunları anlatmaya çalıştık. Hep aynı örneği veriyorum. Ben bir gün şu anda restorasyonda, orası da Karaköy'deki eski Ziraat Bankası şubesini anlatıyorum. O bir eski Viyana Bankası'nın şeyidir, binası. Şube binasıdır. Ve ilk heykelli binalardan biridir İstanbul'daki. Bir kadın, bir erkek heykeli var. Tabi bunun üzerine tevatür çok bol, işte masonlardı, şuydu buydu. O heykelleri anlatırken bir bayan yaklaştı yanıma. Ya Faruk Bey dedi, ben 30 yıl bu binada çalıştım, bunları ilk defa duyuyorum dedi. Yani nerede yaşıyoruz, hangi sokakta, hangi mahallede, hangi binanın içerisinde, buranın eski sakinleri kimlerdi, böyle böyle bakmamız gerekiyor. Şimdi bazen böyle kızınca şeyi söylüyorum, İstanbul'un en eski sakinleri 800 bin yaşında herhalde falan. İşte Yarımburgaz Mağarası. 800 bine kadar gidiyor o mağara. İşte evet. 300 binden bazı kalıntılar var. Efendim işte kazılar yapıldı. Oradan bayağı ciddi parçalar çıkarıldı. Onu kazan hocamız bir süre önce vefat etti ama şu anda başıboş öyle duruyor. Bir ara oraya bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bir dizi film içeride çekildi, zarar verildi falan filan. Ama Yarımburgaz Mağaraları İstanbul'un en eski yerleri. Muhtemelen Afrika üzerinden gelmekte olan Homo erectus denilen o dikleşmiş insanımsı varlık buradan geçip Avrupa'ya gitti belki. İşte o sıralarda Yarımurgaz Mağarası'nda biraz dinlendi. Sonraları bu Homo erectus dediğimiz dik insan, Homo sapiens sapiens akıllı insana döndüğü zaman da yine oradan geçmeli ki o tarihlerden de efendim geriye şeyler var, kalıntılar var. Yani İstanbul böylesine çok zengin. Şimdi Kurbağalı Dere kazıları, Pendik kazıları, efendim bütün bu kazılar
bize çok şey öğretti aslında şeye ilişkin, İstanbul'a evet. ilişkin. Yani işte biraz onlara vurgu yapmaya çalıştım. Evet. Yani böyle gördüğümüz gibi değil. Ben de batılı bir okulda okudum. Batılılar eski Yunan'a efendim hayranlık içerisinde eski İstanbul'un kurgusunu eski Yunanlardan başlatıyorlardı. Milattan önce 660'da bu kent kuruldu falan. Öyle yağma yok. Haliç'te yapılan kazılarda, efendim Silahlar Ağa'daki kazılarda çok fazla malzeme çıktı. Aslında sadece bu somut malzemeler tamam ama bir de filolojik bazı esaslar var. Dilden gelen bazı konular var. Onları falan taradığımızda İstanbul'un çok eskiye gittiğini hep zaten bahsetmiştik. Ben Bizans üzerine makaleler yazdım bu ansiklopedilerde. Hep bunları vurgulamıştım. Hiç olmazsa Yeni Kapı kazıları bunları doğrulamış oldu. O yüzden evet. çok seviniyoruz. Yani İstanbullu göğsünü gere gere son 8000 yılı kesintisiz gelen bir şehirde yaşıyor. Bunu evet. bilerekten yaşamalı. Buna göre sahip çıkmalı. Evet. Buna göre işte gezmeli. Evet. Bir yerde de zaten diyorsunuz ki bu İstanbul'a göre bu Londra, Paris, New York bunlar İstanbul'a göre dünün kentleri aynen. gibi bir evet. cümleniz evet. de var. Yani nedir ki? Yani hala şeylerde köy gibidirler. 15-16 yüzyıl vesaire. Halbuki bu kent bir ara Cüstünyanus döneminde yarım milyona ulaşmış. Evet. Yine Fatih sonrasında Sultan Süleyman dönemi falan filan yine çok kalabalık bir yer. Tabii Sultan II. Mehmed'in akıl almaz bir, büyük bir dünya imparatorluğu vizyonu vardı. O vizyondan dolayı o buradaki nüfusu böyle kurgularken, işte %58 Müslüman, %42 gayrimüslim gibi kurup, bir de işte onların efendim cemaat olarak yaşamalarını sağladıktan sonra o kurgu da epey bir devam etmiş. Evet. O nedenle çok renkli, çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir yapının biz artık son şeylerini yaşıyoruz ve buna da sahip çıkmamız gerekiyor. Ve bir de bu lafta hoşgörü kelimesiyle falan kapatılamaz gerçekten. Hoşgörüyle, her yönüyle sahip çıkarak da olur. Çünkü bu adım adım kültürü diyorsunuz, çok güzel. Ve işte bu adım adım kültürü de özellikle İstanbul'da adım adım izlenmesi gerekiyor. Aynı şekilde işte ben kentin sırları, İstanbul sırları dedim ama Anadolu'da da dünya kadar sır var. Evet. Dünya kadar sır var. Ve biz inanın şimdi bu Fast Travel 30 yıllık bir kuruluş. Biz bu yıl 12 Kasım'da İlk İstanbul gezimizin 30. yılını kutlamış olacağız. Evet. O günden bugüne non-stop devam ettik. Birinci gezimiz Haliç'ti. Ertesi gün o geziyi, o gün katılan Altun Eymen Milliyet'te çok güzel bir yazı yazmıştı. Hani bir laf vardır diyor, balıklara kasteten derya içerdiler ama deryayı bilmezler falan diye. İstanbul'uyuz ama İstanbul ne oldu bilmiyormuşuz meğer diyerekten Altun Eymen çok güzel bir yazı yazmıştı. O gün bugün bu devam ediyor. Kaç bin İstanbul'u gezdirdik. Bir ara evet. rakam tutardım. 70-80 bini geçmiştik. Yani bunlar bugüne kadar çok daha fazla oldu. Ama bu şehrin sırları gibi adım adım Anadolu'yu gezmeye başlayınca da bir yığın sır çıktı. Biz şu anda İstanbul'da yaklaşık 200 dolayında güzergaha sahibiz. Yani Türkiye'nin sırlarından bahsediyoruz. Türkiye'nin sırlarını bahsediyoruz. Evet. Yani adım adım Türkiye'ye gelince ya da köşe bucak Türkiye'ye gelince orada da hemen hemen 180 dolayında güzergah yarattık. Yani kimse Mekke Gölü'nün yolunu falan bilmezdi. Efendim ne bileyim işte Karadeniz'in ahşap camilerini kimse bilmezdi. Biz hep oralara götürdük. Bazı yaylalar bilinmezdi. Şu anda hızla her şey gelişti. Çok seviniyorum ben tabii. Şimdi ben bunu gördüm. Adım adım yaşadım. Kolay değildi bütün bunlar. Yani o zamanlar biz yurt dışı gezileri yapıyoruz. O zaman bir format vardı. Diyorlardı ki kahvaltıdan sonra panoramik şehir gezisi, öğleden sonra shopping için serbest zaman. Biz program çıkarıyorduk, bu bir shopping gezisi değildir diye cümle koyuyorduk. Shopping gezisi yapacak olanlar başka bir yere gitsinler, kültür gezisi yapmak isteyenler bizimle gelsin diye bunu yapıyorduk. Anadolu'da da az buz yer tanıtmadık. Yani şöyle böyle değil gerçekten. Yani bir yığın yer hep bizimle beraber devreye girdi. Çok seviniyorum. Şu anda oraları adım 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 geziliyor ve bu gezi içerisinde sevindiğim şey şu. Özellikle kadınlar ve gençler de yer alıyor. Zaten bu adım adım İstanbul gezilerinde şunu söyleyeyim. Fazlasıyla kadın ağırlıklı gezilerdir bunlar. Hemen hemen bizdeki adım adım İstanbul gezilerinde neredeyse bu oran 190 dolayındadır. Çok sevindirici bir olay. Erkekler niye gezmiyor? Bilemiyorum. Galiba hafta sonları özellikle cumartesi, pazar maç seyretmeyi, bire içmeyi tercih ediyorlar. Belki de kendilerini bir başka rehberden dinleyecek kadar
efendim alt kültürlü falan görmüyorlar herhalde, yakıştıramıyorlar kendilerini evet. galiba. Ama bu bir gerçek. Sonra başka bir sürü sevindirici şeyler var. Ben yıllardır tren gezilerine ağırlık veriyorum. Çünkü ben 6 yıl ortaokul ve liseye giderken Menemen'den İzmir'e trenle gittim. 6 yıl. Ezberlemiştim. O zaman yani banliyö trenleri var, otoraylar, mototrenler vesaire, normal posta trenleri. Çok severdim treni. Nitekim 1992 yılında İstanbul gezilerini yaparken bir de o zamanki Haydarpaşa'dan 1908 tarihli vagonlarla, 1933 tarihli Hansel lokomotifle İstanbul Sapanca Gölü gezileri yapıyorduk. Evet. Yıllar sonra Hasankeyf için, Hasankeyf'e sadakat trenini de kaldırdım. Mevlana'nın 8. yılında öyle bir tren de kaldırdım. Böyle bir tren sevdalısı. Şu anda dünyanın bütün trenlerini kullanıyorum. Transsibirya Ekspresi başta olmak üzere. Evet. Hal böyle iken niye Kars'a, Kars gezilere başladık. Niye Kars'ta da trenle gitmeyelim dedik. Kars ama treninde yataklı vagonla gitmemiz gerekiyor. O da bir uzun tane, bir yol oldu. Uzun bir yol, bir tane falan. Ama yataklı olmayan vagonlar da var, pullmanlar var, şeyler var falan filan. Akıl almaz bir gelişme oldu. Aa, birdenbire Kars treni yok satmaya başladı. Evet. Yok satmaya başladı Kars treni. Ve belki siz de görmüşsünüzdür, böyle internette dolaşmaya başladı. Kars trenleri dolu dolu. TCD'de de biraz bunu fıştıkladı bence. Çok sevinici bir olay. Şimdi sırt çantalılar, ucuz gezmeyi seven gençler o treni doldurmaya başladılar. Demiryolu yetkilileri bizi aradılar. Diyorlar ki, arkadaşlar tamam güzel ama bu trenin gidişi doldu fakat dönüşü boş geçiyor. Lütfen dönüşünü de dolduralım falan. Bir tane ona çalışıyoruz. Tabii bu daha dar gelirli olan insanların geziye başlaması da güzel bir olay. Tabii bu arada bu televizyonların gezi yayınları, efendim şeyin yazılı medyanın gezi hakkındaki yayınları falan, bütün bunlar tabii gezi olayını kışkırtıyor. Ama tabii burada önemli olan, hep bir sloganımız var bizim seyahat ajantamızın, festivalinin bir sloganı var. Diyoruz ki önemli olan görmek değil, algılamaktır. Yani gidip, efendim şimdi yeni bir moda var, bu selfie'ler falan var. Bir ara bunu Japonlar yapıyormuş, bu makineler geliştikçe rehberi dinlemiyormuş. Rehber diyormuş ki bakın anlatıyorum. Tamam fotoğrafını çektik diyorlarmış. Bu Japon vari, biz de buna başladık. Fotoğrafını çekiyoruz, selfie yapıyoruz, paylaşıyoruz, rahatlıyoruz. Evet. Ama şimdi, gezdiğimiz o yer nedir? Adım adım neye ulaşacağız? O biraz geride kalıyor. Şimdi burada siz demin önemli bir konuya parmak bastınız aslında. Yani dediniz ki bu gençlere girdiğinizde bunu herkes işin ekonomisini tabii karşılayamayabiliyor. Şimdi bu önemli bir nokta. Yani bu aslında bir kültür bilincinin oluşması. Aynen. Şimdi bunu tabii sizin düzenlediğiniz gezilerde buna katılım ücretli. Evet. Ama bunu toplumun geneline, yani yaşadığı yeri, yaşadığı yerdeki farklı kültürleri, hem somut hem somut olmayan kültürleri tanıyabilmesi açısından nasıl yaygınlaştırılabilir? Çünkü bu bir problem gibi duruyor. Yani biz bugün İstanbul'da aslında birbirinden çok kopuk, çok farklı ilçeler var. Ve bir takım araştırmalara göre işte Boğaz'ı görmeyen, işte Taksim'i görmeyen insanların, gençlerin olduğu söyleniyor. Burada galiba sizin bu kültür bilincini geliştirme derneği ya da vakfı mıydı? Vakfın. Vakfı mı devreye giriyor? Burada ne şöyle, yapılabilir ya da bir şeyler yapılıyor mu? Biz Kültür Bilgeçme Vakfı'nda İlk büyük proje olarak kültür karıncaları diye evet. Bir büyük projeye giriştik. İlkokulun 6. 7. 8. sınıflarıydı önce. Sonra 8 sınavlı olunca bıraktık. 6. ve 7. sınıflarından orta halli yerlerden 15 ve katları gibi sınıfları seçerekten, çünkü 15 kişiye 5 görevli veriyorduk. Eğer sınıf 30'sa süper, 45'si daha güzel. 3 grup oluyorlardı o zaman. Herkes işte olmalıydı çünkü. Hiçbir şekilde yanlarına öğretmenlerini almadan, evet, bütün resmi izinleri yaparaktan, eğitim müdürlerinin izni dahilinde, evet, okul idaresinin izni dahilinde, velilerden alınan izinlerle gidiyoruz, okullarından alıyoruz. 15 çocuğa 5 tane görevli, bir tanesi rehber, işte bir tanesi yardımcı vesaire. Onlarla beraber gezdirmeye başlıyoruz. Arada bir tane interaktif böyle oyun yapıyorlar, işte şiir yazıyorlar, boyama yapıyorlar vesaire. Onlar da var. Ama orada çok trajik şeylerle karşılaşıyorduk. Şöyle ki, hiç unutmuyorum, Bulus'un altlarından bir okuldan öğrenci götürmüşüz.
Galata Kulesi'nde çıkarmışız. Haykırıyor. Evet. Tepeden İstanbul'a bakıyor. Evet. Sonra aşağı indikten sonra ama diyor ben diyor konuştum diyor. Annemle babam buraya gelmemişler hiç diyor. Evet. Şimdi böyle tam, bir durum. Evet. Tam şimdi, da bu söylemek tabii, istedim. Tabii evet. Bu. Olaylar bu. Birçoğu bizimle beraber böyle şeyler gezdi. Sonra daha trajik şeyler de oldu eğitim açısından. Diyor ki yazmış kağıda yazmış. Bugün abilere soru sordum. Hiç paylanmadım. Azarlanmadım. Bakar mısın şimdi? İlginç, evet. Bunlar tabii eğitimin başka bir yönü falan. Bu tabii bizim için ilginç bir şeydi. İlginç bir projeydi. Biz çok şeyi onlara aktarırken biz de epey şey öğrendik. Ve şu anda bu proje devam ediyor. Hala devam ediyor. Bu işin bir tarafı. İkinci tarafı, şey de söylemem gerekiyor. Bugün benim için kültür, turizmi duayeni derler. Festival için kültür gezilerinin öncüsü derler. Doğru. Tamam. Biz görece olarak farklı kategoride gezdiğimiz için fiyatlarımız pahalı görünebiliyor. Ama bunun tabii alt kategorileri de var. Mesela ekonomik diye bir programımız var. Evet. O herkese açık olan bir şey. Ancak yaptığımız şey şu. Biz devamlı bir gezi tasarımcısı olarak, ben kendimi öyle nitelendiriyorum, devamlı gezi yaratıyoruz. Evet. Biz yaratıyoruz. Birdenbire bu yayılıyor. Çünkü çok sayıda acenta bunları alıyorlar. Daha ucuz biçimlerde efendim yaymaya çalışıyorlar. Ticaret bu. Ama bu arada ne oluyor? Bu arada hiçbir şekilde onlarla da gidemeyen insanlar giriyorlar internette, fotoğrafları görüyorlar. Efendim bizim paylaştığımız bazı bilgileri görüyorlar. Ben de oraya gideceğim diyor. Atlıyor efendim bir şehir arası otobüsüne. Oraya gidiyor, yürüyor, ediyor. Bizi sevindiren nokta bu. Böyle bir yaygınlaştırma yani oluşmuyor. Bugünkü yani dijital ortamdan dolayı, bugünkü bilgiye efendim ulaşımın basitleşmesinden dolayı böyle bir imkan var. Hiç olmazsa kendimizi öyle teselli ediyoruz. Çünkü biz hep yaratıyoruz. Ama önemli olan böyle böyle yerler var denmesi. Ya ben şimdi yani Mardin'i nasıl böyle pazarladığımı çok iyi bilirim. Tamam, GAP bölgesinde Urfa biliniyordu, Harran biliniyordu ama bir tarafta pek bilinmezdi. Yani şimdi bir takım Gürcük ilçeleri şeyde efendim Artvin çevresinde kimse buna gitmezdi. Evet. Biz bunları yollarını nasıl açtık? Bıraktık bazı yerleri. Efes'e giderler, Denizli'ye giderler ama hemen yakında efendim bir başka bir öğren yeri var, oraya uğramadan giderler. Şimdi mesela hep bunları yolunu açtık. Mesela Kapadokya, 17 günde gezdiriyoruz. Herkes Kapadokya'yı 2-3 günde tamam bitiriyor. Değil. Evet. Evet. Yani 4 günde klasik Kapadokya, 4 günde bilinmeyen Kapadokya, artı 4 günde hiç bilinmeyen Kapadokya, 3 gün Kayseri, 2 gün Hacı Bektaş, efendim 17 gün. Evet, yani bir nevi ezberi bozuyorsunuz turizm kalıplarını. Yeni yerler tanıtıyoruz. İçerisinde. İlk gittiğimiz birçok yerde kimler geldi falan, gavur galiba bunlar falan filan diyorlar. Hayır öyle olmadığı çıkıyor. Ben tabii çok ilginç şeyler yaşadım İstanbul'da. Bundan 30 sene önce Haliç'te ilk gezimizi yaparken çocuklar bize laf atıyorlardı. Hello hello diye. Bizimkiler de ona çocuğum sen ne diyorsun deyince bunlar Türkçe de öğrenmiş diyorlardı. Hala yani yabancı olduklarını zannediyorlar. Çok güzel. Şimdi sonra, yabancı gezer bizler. Evet. Biraz sonuna doğru geldik evet. Programımızın. İsterseniz bir Türkiye'deki son siyasi dönemle ilgili de bir iki fikrinizi almak, düşüncenizi almak isterim. Şimdi biliyorsunuz bir yeni siyasi düzene geçtik. Evet. Şimdi bunu ne düzeni şu anda kuranlar ve uygulayanlar ne de bizler aslında hiçbir tecrübemiz yok, bilmiyoruz. Zannediyorum Turizm ve Kültür Bakanlıkları birleşti ve o göreve de sizin meslektaşınız ya da sizin camianızdan, evet, sektörünüzden bir kişi geldi. Ne bekliyorsunuz? Bir değerlendirmenizi alabilir miyim en son olarak? Şimdi tabii siz güzel söylediniz konuyu açarken. Yani şu anda ne olacağını kimse bilemiyor. Her gün evet, bir kararname gelecek. Öyle öyle öğrenmeye başlayacağız. Ama şunu söyleyeyim. Bir zamanlar bu ülkede Kültür ve Turizm Bakanlıkları ayrıydı. Sonra bunu birleştirmişlerdi. Bu birleştirmeden özellikle kültür konusunda rahatsız olanlar oldu hep sürekli. Özellikle bu güneş, deniz, kum turizmi yapanlar, otelciler hep bu iki bakanlığın ayrılmasını istiyorlardı. Onlara göre kültür onlara ayak bağı oluyordu. Nitekim hemen bu seçimden sonra bir büyük seyahat ajansının sahibi göreve gelince bazı otelciler açıklama yaptılar. Çok sevindik. Hiç olmazsa bir turizmci
bakan oldu, kültürcü değil dediler. Çok büyük bir yanlış bu. Çok büyük bir yanlış. Tam tersine hala gerçeği görememekten kaynaklanıyor bunlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleceğe efendim yaklaşımı da bence güneş, deniz, kum motifli olmamalı. Bu ülkede gerçek anlamda turizm yapılacak ve Türkiye bundan az tahribatla daha çok para kazanacak ise kültür turizmi lokomotif olmalı. Vagonlarını da işte güneş, deniz, kum turizmi oluşturmalı. 35 milyon turistten sözüm ona, çünkü onlar da gerçek değil, 35 milyar dolar kazanmak iş değil. Maksat 8 milyon, 10 milyon turistten 40 milyar dolar, 50 milyar dolar kazanmaktır. Bu da biraz Türkiye'ye gelen turistlerin profilini yükseltmek demektir. Onlar turizmciler üst segment falan filan diyorlar. Ama bu Antalya fiyatlarıyla buraya üst segment gelmiyor. Evet. Üstelik öyle bir şey oldu ki, bunun tarihi nedenleri var. Yani birinci körfez krizidir Türkiye'yi vuran. Ben bu kitabımda uzun uzun rakamlar verdim. Türkiye'de efendim birinci körfez krizi çıktığı yıl öncesinde müzelerimizi gezen sayı ile bugünlerde müzelerimizi gezen sayı neredeyse birbirine yakındır. En azından bu kitabın yayınlandığı sıradaki rakamlar doğruydu. Şu anda müzeleri gezen yabancı sayısını kolay ölçemiyoruz. TÜRSAP üzerinden ancak ölçebiliyoruz. Anladım. Çünkü eşitlendi falan. Ama Türkiye kültür turizminden efendim para kazandığı sıralarda buraya çok profil yüksek olan insanlar geliyordu. Evet. Onların satın alma gücü vesaire vesaire vesaire. Yani demem şu. Dünyada güneş, deniz, kum turizmi yapan turistler ile kültür turizmi yapan turistlerin profili ayrıdır. Evet. Türkiye kültür turizmi yapan turistleri hedeflemelidir. Buna göre kurgulanmalıdır. Aksi takdirde biz ormanları keser, efendim oraya oteller yaparız. Günde 3 öğün değil, 5 öğün yemek yediririz turistlere. İçki dahil yaparız bunları, her şeyi dahil yaparız bunları. Adam Londra'dan kalkar, 2 haftalığına Antalya'ya gelir. Günde 5 öğün içki dahil yemeğini yer içer, sonra döner. Ama 2 hafta uçak dahil ödediği parayla onun Londra'da 2 hafta yaşaması mümkün değildir. Anladım. Yani demek ki ceplerine bir de para koymuş oluyoruz. Bunlara dikkat edilmeli bence, bu bir. İkincisi, hızla Türkiye'nin kültürel varlıklarına sahip çıkılmalıdır. Yani daha çok sayıda UNESCO'da yerimiz olsun, süper. Ama önemli olan onlara yaratıcı bir biçimde sahip çıkmaktır. Toprağın altına saygı duymaktır. Toprağın altına her şekilde efendim bir şekilde onları çıkarıp kültürel ürün olarak onları pazarlamaya bakmamız lazım. Elimizde müthiş bir zengin varlık var. Bu bana göre Akdeniz çanağında kimsede olmayan bir üstünlük. Ne İspanya'da, ne Fransa'da, ne İtalya'da, ne Hırvatistan'da. Biz bu kültürü yıllarca daha rekabetsiz, rakipsiz pazarlayabiliriz. Demek ki bu kültür turizmine ağırlık vermekle aslında bu değerlere de sahip çıkmış olacağız aynı zamanda. Aynen. Demek çünkü ki değerlere sahip çıktığınızda zaten siz kültür turizmini böylesine efendim pazarladığınızda güneş, deniz, kuma zaten insan gelecektir. Evet. Ama siz onu hedef yaptığınızda o zaman başka tür bir müşteri kaçırtıyorsunuz. Maksat ticaret değil mi? Para kazanmak değil mi? Önemli olan daha az sayıda insandan daha çok para kazanmaktır. Bunun da yolları bellidir. Yani bazı ülkeler sınırdan içeriye sırt çantalı turist almak istemiyor. Ben hep mesela Butan ufacık bir yerdir. Oraya gezi yaptığımda orada bir tane ajantacı bir bey var. Hep grubumla onu karşılaştırırım. Biz ufak bir ülkeyiz, küçük bir ülkeyiz. Deli dolu akan sularımız var. Bir de turizm potansiyelimiz var. Bundan başka gelirimiz yok bizim. O yüzden lütfen buraya sırt çantalı gelmesin. Gezmek demokratik bir hak biliyorum. Ama onlar başka yerlere gitsinler. Bize biraz parası olan turist gelsin diyor. Herkes evet. Bunu böyle kuruluyor. Evet, yani belki bu başka bir programın da konusu evet. Olabilir. Detaylara evet. Girdik. 45 dakikayı bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ama çok teşekkür için. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bugün şehir hepimizin de kültür turizmini konuştuk. Konuğumuz turizmci, sendikacı, değil mi? Daha da söyleyebiliriz. Faruk Pekin'di. Bundan sonra programlarımız önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.